Herkese merhabalar. Mir 4 videosuyla yine sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videoda Epic Pet nasıl çıkar? Rare Pet nasıl yaparız? İnce ayrıntıları detayları ile birlikte sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce Twitch'te canlı yayınlarımız oluyor. 2 günde bir yapıyoruz bu yayınları. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Aşağıda linki olacak. Tıklayıp gelebilirsiniz. Ve videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Eğer bir fikriniz varsa, eksik bir şey gördüyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Şimdi abi, petler bu oyunda ne işe yarar? Nasıl kullanmalıyız? Hangi peti nereye takmalıyız? Önemli olan bu aslında. Hangi peti nerede kullanırız, nasıl yaparız? Bunlara dikkat edeceğiz, bunları açıklayacağız. Şimdi gidelim, hatta sizinle birlikte pet de açacağız. Şimdi gidelim Beach'in Castle'ımıza. Etkinliğimiz var bu arada. Yılbaşı etkinliği. Bunun da videosunu çekebilirim. Ne salınır, neler alınır, neye dikkat edilir diye. Ama pek gerekli olduğunu düşünmüyorum çünkü herkes biliyordur herhalde. İsterseniz yorumlarda belirtin, yine anlatalım. Abi, şurayı atalım şuraya. Bir tane de bundan var. Bir tane bundan basıp diğer 3 satılabilir. Düşürürsek mük olur. Şunlara bir bakalım hemen. Depomuzda ihtiyacımız olan bir malzememiz var mı? Şimdi gidelim bir petlere bakalım. Bir, petleri nereden çıkartırız? Bu en önemli konulardan bir tanesi. Hatırladığım kadarıyla eksik bilgi vermeden size aktarmaya çalışacağım. Birincisi, her gün saat 7'de Türkiye saatine göre saat 7'de sunucu sıfırlanır. Buraya tıklayıp Step Up'a geldiğinizde şurada 3 kerelik alma hakkınız var. Buradan bir tane alırsınız. Bunları ben aldım. Bir de Command Product'te bak açmışım bir tanesini. 60K'lık, 120K'lık ve 240K'lık petleri alarak açabilirsiniz. Ben 60'lı açtım. Hadi 120'liyi de açalım sizin için. Bu arada 2 tane kırmızı petim var. Üçüncü çıkar mı? Çıkmadı bundan. Bundan yeşil çıktı. Bir peti buradan elde ediyoruz abi. 2 gold'la alabiliyoruz. Gold'la da alabilirsiniz. Summon bölümünden buradan Spirit dediğinizde tekli olarak açabilirsiniz. Bir de onlu olarak açabilirsiniz. 10 artı 1 bir tane hediye verir. Şimdi açacağız bunu da. Marketten aldığınız petleri burada açıyorsunuz. Bir de ekstra rare ve epic elde etmek için kombin olayımız var. Ve ekstra şeyler var elde edebileceğiniz. Onları da aktaracağım. Abi isterse şunu açalım bir fazlalığı. Bunu da veriyor çünkü bir tane. En kötü rare atsın. Bu şekilde gold'la da açabiliyorsunuz. Bunu da aktaralım. Şu skill'i de açalım. Bunlar rare atacak gibi geldi bana. Atmadı. Abi çıkar mı sizce? Ne diyorsunuz? Şu sandığı açalım belki. Onun içinden ne veriyor onu da bakmadım da. Verme ihtimali var. Anladım. 10 tane spirit verebiliyor. Aç. 5 tane vigor verdi. Yani 2,5 saat. Olsun. Allah bereket versin. Vigor sıkıntım vardı zaten. Abi açıyorum petleri. Use deyip buradan da buraya gelebiliyorsunuz. Hadi bakalım ne çıkacak. Ondan sonra detaylı bir şekilde anlatacağız. Çıkmadı. Yeşil. Alayı yeşil. Normalde artık ben kodeksi atıyorum çünkü petlerim. Bir tane daha var, açalım. Bu da yeşil. Yapacak bir şey yok. Yeşil geldi mi? Selamun aleyküm. Abi giriyoruz bak şimdi. Craft bölümünden normalde kodekse veriyorum dediğim gibi petlerim bakın. Hatta Monster Attack Damage şunu almam lazım abi. Şuna bir tane vereyim. Şuna da bir tane vereyim. Hem Hunting XP'mizi alalım, hem Monster Attack'ımızı alalım. İki tane peti buraya verdim. Siz petlerinizi tamamlamadan buraya vermeyin bence. Monster Attack demiş, üçünü de verebiliyorsun. Neyse, pet birleştireceğiz abi bugün. Kombine geldiğinizde burada Otter'a giriyorsunuz ve buradan Spirit Stone bölümü var. Buradan Rare'ler de buna dahil bu arada. Buradan eğer Uncommon'sa petleriniz Rare atma ihtimali var. Rare ise Epic atma ihtimali var. Bunu da hatırlatalım. Şu şekilde kombin dediğinizde Rare %10 ihtimalle Rare atabiliyor ama bize yeşil attı. Aa, bunları patır patır buraya ekleyip hatta bakalım Rare'i çıkartabileceğiz mi ya? Deneyeceğim ben bunu. Bu arada auto deyip hepsini birden koyabilirsiniz ama ben böyle tek tek atıyorum abi. Kombin çıkmadı. Bir deneme hakkımız daha var. Kombin bundan da çıkmadı. İki tane pet kaldı. Bu şekilde kombin yaparak Rare Pet veya Epic Pet elde edebilirsiniz. Bu arada Uncommon da yok ama Rare'e geldiğinizde bakın 25 tane deneme yaptığınızda Rare olarak size %100 Epic Pet atıyor. Bunun bilgisini de verelim. Epic Pet'i bu şekilde de elde edebilirsiniz çok rahatlıkla. Ama 25 tane Rare Pet epiklemek gerekiyor. Buna dikkat edin. Uncommon da yok ama.
Hiçbir itemde yok. Ama diğer bütün itemlerde 25'i tamamladığınızda size kesinlikle ve kesinlikle epic veriyor. Bunu mesela bir kere tamamlamıştım. İkinciye tamamlıyorum. Yine epic alacağım. Petim de şu şekilde abi. Spirit'e geliyorum. İki tane epic petim var. Bunları ben çıkarttım. Hani direkt attı. Bu onlu açarak. Bunu onlu açtığımda attı. Bunu da dün gece attı daha. Tekli de bir kere bastım. Direkt epic attı abi. Bunlar bayağı bir power veriyor. Bakın bir tanesi 3772 power. Bu da 3834 power veriyor. Daha içleri dolu değil. Buraları dolduracağım. Ona göre ihtiyacıma göre daha doğrusu. Monster Attack Damage Boost. Bunu buna takabilirim. Ama PvP'lerde kullandığım için muhtemelen takmayacağım. %2 az bir değer değil aslında. Şu petim değişecek. Şimdi abi petleri anlatalım size. Şurada Change Deck diyerek sayfaları değiştirebiliyorsunuz. Benim birinci sayfamda XP petlerim dolu. XP peti abi biliyorsunuz kasarken daha hızlı expa kasmanızı daha fazla expa almanıza yarıyor. Ve petleri bu şekilde bölerek kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Birinci mesela pete bakalım. Ne veriyormuş abi? XP gain %10 artıyor. Buraya da ben XP'lerimi taktım. Hunting XP boost. Bu da aynı şekilde biri %4, biri %2, %6. Diğer petim de aynı şekilde XP veriyor. Bu da aynı şekilde bunları takarak spiritlere %6 da buradan alıyorum. Bir tane yeşil kardeşimiz var burada uncommon. Yazık gariban. Bu da %5, %5 verir uncommon'lar. Bunda da bir tane bu şekilde yine uncommon yeşil takılı. Bu da %2 veriyor. Son petimiz bu da rare. %10 veriyor. Bunda da aynı şekilde takılı. Çok ince bir detay var. Bunu bu videoda mı anlatmalıyım bilmiyorum. O XP kasmakla ilgili bir sonraki videomuz belki XP nasıl hızlı kasılır. Hani bunları anlatabilirim. Gerçekten çok büyük farklar yaratabiliyor. Ben de yanlış yapmıştım. Bunu sonradan fark ettim ve düzeltiyorum. Onu da size aktaracağım bir sonraki videoda. O yüzden videoyu kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. YouTube'da Mir4 adına tamamen bilgilendirme amaçlı videolar yayınlanacak. Öyle vurdum, kırdım, kestim, öldüm videoları değil. Bizim YouTube'daki videolarımızın amacı da o zaten. Bir önceki farklı oyunumuzdaki videolarda da hep bilgilendirme amaçlı videolar çektiğimiz için bu seri böyle devam edecek. Hangi oyun olursa olsun, ne olursa olsun tamamen bilgi amaçlı bir kanal olacak oyun üzerine. O yüzden videolarımız bu şekilde bilgilendirme amaçlı olacak ama Twitch'te goy goy makara. Gır gır her şey var. O yüzden Twitch'te bekliyoruz. Abi petlerim bu şekilde benim şu anda. Bunlara Monster Attack takabilir miydim? Evet takabilirdim. Monster Attack daha fazla XP almamı sağlayabilir. Ama onu farklı bir videoda hani nasıl hızlı XP kasarım gibi video yaparız. Onu da aktarırım. Ben yanlışlar yaptım. Sizler yapmayın. Yeni sunucuya başlayacaklar veya hali hazırda kasanlar. Abi, bu hatalara düşmemeniz için bu tarz videolar hep gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi abi bizim konumuz şu an pet. İkinci sırada pet olarak ben de mining ve toplama üzerine bir pet sıralaması yaptım. Ama bu petler daha düzgün değil. Daha oturacak eksik petlerim var. Onları ekleyeceğiz. Ses patlaması olabilir o yüzden kusura bakmayın. Abi mesela ilk petim özelliği neymiş? Tıklıyorum. Gathering söyleyemiyorum anasını satayım bunda. Gathering time %5. Yine sonunda edit yaparken dalga geçecek benimle. Ve mining time %5 arttırıyor. Yani hızlı kazmamı hızlı toplamamı sağlıyor bu pet. Ve bunda rare kazma mevcut. Rare kazmayla ne veriyor daha bu rare kazmamız? Oğlum. Heh, mining boost. %6. %6 eklemiş buna. Hızlı kazmamız yardımcı oluyor. Bu da aynı şekilde bu ne? Enerji toplarken %10 veriyor. Başka da biricik vermiyor. Kupuru arttırıyor. Geç. Buna da iki tane kazma ekledim. Normalde hiç kullanmayacağım pet. Ama buna kullandım bunu. Bunda hem rare hem yeşil kazma takılı. Biri %3, biri %6, %9 sadece bu petten alıyorum. Ekstra olarak bu arkadaş neymiş? HP Potion, geç skill'e geç. Bu da tırt. Bu pet tırt. Ama ben bunu yine Mining'de kullandım. Ve bunda da iki tane kazma var ve %9 da buradan alıyorum. Bu arkadaşı aslında bunun için kullanmamam lazım. Bu pet şeyde olması lazım abi. Asıl petim olması lazım. Bunu siz kullanmayın çünkü bunun özellikleri daş atıyorsunuz ya ileri zıplıyorsunuz yani. Bunu %30 şansla 2-3 kere birden atlamaya sebep olabiliyor. Yani tek atlama değil de 2-3 tane birden ileri atlayabiliyor. Bu pet gerçekten çok güzel. Bunu ekleyeceğim ben çıkartıp diğerini. Ve ekstra olarak
Crit damage, yediğiniz crit damage'i azaltıyor ve boss damage'inizi, boss'tan yediğiniz damage'i azaltıyor. Ama buna kazma takmışız. Tabii bu benim hatam yüzünden, bu böyle olmamalıydı. Bunu aslında burada kullanmalıydım. Burada değil lan. Şurada kullanmalıydım. Şunun yerine takacağım. Geçelim abi 3. petimize. 3. petimizde olabildiğince elimde olduk hani olan petlerle daha çok drop, item drop oranlarımı yükseltmeye çalıştım. Daha bunları tabi takmadık. Elimizde varsa takalım monster'ı. Bak bunları kullanacağım hep. XP bu. Lucky Drop Change Boost. Bak bunu buna takabilirim abi. Tak. Drop'tan daha iyi item atmasının şansını arttırıyor bu arkadaş. Daha sonra ikinci petimiz. Bu da All Drop Change. Yani All Drop bütün droplardan daha fazla item almamı sağlıyor. Yani daha kaliteli. Kaç veriyormuş? %2 bu veriyor. Bu Kamil arkadaş. Bak bu da yine Lucky Drop Change. Aynı şekilde. Bunda da ana şeyde kullandığım için değişeceğim petlerden biri de bu. Kullanmayacağım bunu yani ana şeyde. Burada kalacak temelli. Bu ablamız da aynı şekilde All Drop Change %10 veriyor. Oy bunda da neler takılıymış hacı abi ya. Sıkıntı büyük. Bunları hep değiştireceğiz. Bunları baştan çıkartmam lazım. Ha bu hatalara düşmeyin. Gözünüzü seveyim. Bu işe yarıyor. Bu ablamız kendini beğenmiş. Kraliçemiz. bu işe yarıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Drop, al drop için. Droplardan item atabilmesi için. Ben genellikle bunu crit'te kullanıyorum. Bu olayı. 6F'de falan takılıyorum. Oralarda güzel drop alabiliyorsunuz. Bu zaten benim ana petlerim. Şu değişecek sadece. Bunun yerine bu arkadaşı takacağız. Bu neymiş lan? Bunu geçen çıkarttım bu arada. Toplama. Bunu da buraya şeye ekleyebilirim. Şuraya ekleyebilirim. Şunlardan birini yerine. Bu da yeni çıktı zaten. Bu kırmızı petle birlikte. Mesela bu ne veriyormuş? Monster Damage. Bunlar tırt abi. Monster Damage. Bu da enerji. Enerji toplarken %5 arttırıyor enerji. Gerek yok. Toplamayın abi. Enerjiyle işiniz yok. Burada kamerayı video çekerken kamera açmayı pek düşünmüyorum artık. Rahat olamıyorum abi video çekerken. Ya da müsait olamıyorum. O biraz sıkıntı yaratabiliyor. Petlerimiz bu şekilde. Bakın. Beşinciyi de koyabilirsiniz. Buna ne yapabilirsiniz? Buna da ekstra olarak bu Monster Damage peti yapabilirsiniz sıralaması. Bu da önemli. Gerçekten önemli. Ya da atak petlerini yapabilirsiniz. Gerçi kırmızı petler olduğu sürece sıkıntı olmuyor da. Çoğu kişi boş power diyor bu kırmızı petlere ama öyle değil abi. Şu kırmızı petin verdiği özelliğe bak. İşte max HP %60 spell def veriyor. Crit damage redüksiyon veriyor. Boss damage veriyor. Abi şu sade biri. Silence yeme mi oranı mıydı bu res boost? Silence atma oranı mıydı? Öyle bir şeydi. İşte bir ton özelliği var. Bu ne? Rekor veriyor. %15 max HP. 5 sekund. Ultimate. Bunun bir şeyler oluyor bu. Bazen çıkıyor yukarıda da. Ne demekti onu da bilmiyorum. Abi bayağı özellik veriyor. Her karakterin rare pet'i, epic pet'i biraz farklı aslında ama epic nadir bulanlarda olduğu için her şeyi yapıştırıyoruz, kullanıyoruz. Buna ne takmışım mesela? PvP damage reduction takmışız. PvP'de damage'imi azalıyor yediğim falan filan. Monster attack damage boost takmışım. Niye öyle bir şey yaptım buna bilmiyorum. Debilation. Sonra bu ne? %80 falan bak bunu ben bilmiyorum lan. Bu ne işe yarıyor? Burn attack falan filan diyor. Bak bunu bilmiyorum. Bilenler yazsın ne alta yaradı abi şu petin. Bu ne lan anam? Bu şey işte mining mi lan? Oha XP %15 diyor. Oha mining %10. Bu neymiş lan? Silence falan. Abi şunlara bak. Bu ne lan? Anam. Tatlılığına kedi. Hep kedi. Neymiş abi Max'e bağlı. Oy. Bu archer'lık mı? Drop change falan filan. Bu ne? He abi da çok tatlı. Bu da güzel. Bu neymiş lan? Oğlum bu epiklerin hepsi güzel. Bu ne abi? Max'e 1600 PvP attack damage boost. %7. Knockdown falan. Oo, varıyorluk. Tam varıyorluk bu yemin ediyorum. Bir de şunlar var. Hani bunlar neymiş arkadaş ya? Poseidon gibi bir şey lan bu. Ama rüzgar. Petlerde cidden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani taktığınız pet her şeyi değiştirebiliyor. PvP'de olsun, kazarken olsun. Mesela abi benim nerede? Şu. Bir mining ile ilgili epic pet düşürebilsem şunu takacağım arkadaşlar. Hemen sizlere bunu göstereyim. Şunu takacağım direkt. Lan alalım tamam. Sakin ol Selçuk. Direkt şu kazmayı takacağım. %10,5 mining boost veriyor şu kazma. Bu ilk çıkarttığım epiklerden birisi. Geçen de bunu çıkarttım. Debilation abi ne bileyim epik de yani. Hani şunu direkt yapıştıracağım epic pete. Mining ile ilgili epic bir pet düşürebilirsem mining'e takacağım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Şunu debilation ne olduğunu biliyordum, unuttum, karıştırdım. Yanlış bilgi vermemek adına sizler biliyorsanız yorumlarda belirtin. Abi petler oyunu
en çok etki eden faktörlerden bir tanesi. Boş deyip geçmeyin. Pet gerçekten önemli ve peti sadece burada kullanmıyorsunuz. Codex bölümünde de petleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, codex'iniz ne kadar yüksek olursa sizin de gücünüz o kadar yüksek oluyor. Bak mesela siper atak ver abi. Az kalmış hatta. Artık pet birleştirmeye bıraktım ben. Sadece codex'e asılıyorum 2 tane. Epic petim var. Bu bana çok büyük bir artık atıyor zaten. O yüzden daha fazla zorlamamak yerine direkt Codex'e asılıyorum. Codex'in detaylı bir videosu olacak bunun da. Neden yapmalıyız, niye yapmalıyız, nelere vermeliyiz, neyi nereden elde ederiz, hangi itemleri nereden buluruz diye. Bunlara şu artı 7 artı 6 nasıl yaparız, nereden elde ederiz, basarsak nasıl olur, patlama ihtimali var mı? Codex'le ilgili her şeyi ama her şeyi detaylıca yarım saat, bir saat sürse de anlatacağız. Codex çok önemli. XP videosu gelecek, XP videosunu da anlatacağız. Abiler ablalar, pet olayımız başka sizlere anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünürken petler bu. Şurayı kesinlikle kullanın abi. Çok fonksiyonel bir bölüm ve size gerçekten oyun içerisinde çok büyük artılar katabiliyor. Bu petler sayesinde daha hızlı maden kazabiliyorsunuz. Millet sabaha kadar 100 tane taş kasıyorsa, misal veriyorum, sizler 500 tane kasıyorsunuz. Bu çok büyük farklar yaratabiliyor. Şu an bak mesela Mining Boost takılı. Aa, bakalım şuradan. Şurada olması lazım. Mining Boost %32 mining'im artmış. Yani bu da ne demek biliyor musunuz? 1,5 saniye, ortalama 1,5 saniye daha hızlı kasıyorum. 10 saniye değil de 8,5 saniyede kazıyorum. Bir madeni ben kırmızı taktığımda yüzde kaç olacak? 42,5 olacak. Bu düşecek bu sefer abi 7 saniyelere, 7,5 saniyelere. Bu size gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kullanın. Bu avantajı hani çok büyük faydalar sağlayabilir. Pet konusunda, XP konusunda. Petlerim mesela XP'de ben petlerimi değiştirdim. Bir de Magic Stone'larımı değiştiriyorum. O yüzden XP boost'um az görünebilir size bu sebeple. Şimdi bunu da gösterelim abi. Hemen XP boost'umuzu şuradan. Yüzde kaç XP boost'umuzu alıyoruz? Buraya baktığımızda %87 XP boost'um var. Daha magiçler takılı değil şu an arkadaşlar bakın. Magiçsiz sadece pet olarak %87 XP boost'um var. Petlerden. Bu Magic Stone'lar da yok şu an. Ekli değil. Bakayım hatta beraber bakalım. Aynen abi değilmiş. Şuradan da kontrol edebiliyorsunuz bu arada kartlarınızı diyeyim size. Petlerinizi, Magic Stone'larınızı ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Buna da dikkat edin. Kullanın hatta çok çok faydalı. Orayı açana kadar buradan ezberlediniz mi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi XP boost'umun çok büyük. Sadece petlerden %87 alıyorum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Sizler için de olabilir. Daha iyisini de yapabilirsiniz. Lütfen buna özen gösterin. Karakterinizin gelişiminde en büyük rol oynayan yerlerden bir tanesi pettir. Millete aldırış etmeyin. Gerçekten araştırarak yapın. Bakın, karıştırın. İzleyin abi. Sonuna kadar izleyin. Gerçekten faydasını görürseniz de lütfen yorumlarda belirtin. Eksik bir bilgi aktardıysam da onları da belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir beğeniyi, bir yorumu çok görmeyin. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selçuk Kaçar.